Herkese merhaba sevgili izleyicilerimiz. Atürk TV, İzmir TV ortak yayınındayız. Ben Zevrin İlbay. Yeni bir kariyer programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz KADER, Kadın Adayları Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Sayın Banu Önkol. Banu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler, çok iyi, sağ olun, teşekkürler. Sohbetimize başlayacağız. Evet, kadını lütfen. Konuşacağız, siyaseti lütfen. Konuşacağız lütfen. Ama önce bir iki cümle söylemek istiyorum izin verirseniz. Buyurun. Sevgili izleyicilerimiz, bugün 18 Mart, çok önemli, çok özel bir gün. Çanakkale zaferimizi kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimize minnet ve saygıyla selamlıyoruz. Çok önemli bir gün, çok özel bir gün gerçekten. Öyle bir günde yayın yapmak da aslında benim için belki de bir evet. Şans oldu. Evet. Şimdi kaderi konuşacağız dedik. Bu arada geç kaldık. Çok özür diliyorum sizden. Bazı teknik nedenlerden dolayı geç girmiş olduk. Ama önemli olan sizlerle buluşabilmekti. Teşekkür ediyoruz tekrar bizi izlediğiniz için. Sayın Banu Önkol'la güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çünkü kendisi henüz İzmir KADER Şubesi'nin çiçeği burnunda başkanı diyebiliriz. KADER çok önemli işler yapan bir dernek. Kadın adayları ve kadınları siyasete ısındırmak, evet. Siyasete daha çok katılımını sağlamak evet. için çok farklı ve özel çalışmalar yapan bir kesinlikle. Dernek. Kesinlikle. Pandemiye rağmen çok güzel işler yaptık. Sayın eski başkanımız değil mi? Sayın evet, Nuriye evet, Çelik'e de buradan kesinlikle selamlar. Teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Sevgilerimizi, selamlarımızı evet, yolluyoruz. Kendisine ve emeği geçen herkese çok çok teşekkürler. Evet, yönetim kuruluna kesinlikle. Ve tüm üye arkadaşlarımıza selamlarımızı, kesinlikle. Sevgilerimizi kesinlikle. Gönderiyoruz buradan. Çünkü zor bir süreçte. Çok. Çalışmaya çalıştık evet. diyebiliriz. Evet, evet. evet şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra sevgili Banu Önkol, biraz sizi tanıyalım mı? Kadın, tamam, seve seve. Siz siyasetle de ilgiliydiniz evet, bir süre değil mi? Evet, evet. Sonra dernek başkanı oldunuz. Tabii bu bir süreç. Aynen, aynen. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Neler yaptınız? Örnek bir şöyle söyleyeyim. Siyasetçi olarak diyelim. Bir çok teşekkürler, çok teşekkürler. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle böyle bir günde, böyle güzel bir günde sizlerle birlikte olduğum için çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ben 2008-2009 yılından beri İzmir'de, İzmirliyim ve İzmir'de siyaset yapan bir kadınım. Dolayısıyla kadın olmanın, siyasetçi olmanın, siyasette kadın olmanın nasıl kolaylıklar, zorluklar olduğunu, nasıl yollardan yürünmesi gerektiğini, bunları deneyimlemiş, tecrübele etmiş birisiyim aynı zamanda. Bununla birlikte kaderdeyim. Bütün bu tecrübelerimi, daha yolun başındayım, öğrenecek çok şeyler olduğum için bu dönemde bana KADER Şube Başkanlığı görevi verildi. Bundan sonra da çalışmalarımı kaldığım yerden devam edeceğim. Tabii ki aktif siyasete derneğimizin tüzük gereği. Şu anda aktif siyasete ara verdim. Şu anda yalnızca tüm arkadaşlarımla tecrübelerimi paylaşacağım. Bildiğimize bilgi katacağız. Evet, güzel bir örnek bunlar. Evet, kadınların evet. zaten amacımız başta KADER olmak üzere. Pek evet. çok kadın derneğinin amacı. Kimisinin amacı ticari anlamda kadını, ekonomik anlamda geliştirmek. Evet. Kimisinin amacı siyasete daha çok kadın aynen. sokabilmek ki bizim... Ben de bu arada hatırlatmak istiyorum evet, sevgili dinleyicilerimize. Evet, ben de bir KADER üyesi olarak evet. istedim ki derneğimizi tanıtalım. Pek çok kadını üye yapabilirim. Aynen, tabii ki, tabii ki. Ve bazen bazı yerlerde sohbet ettiğimizde sevgili Banu Önkol, diyorlar ki KADER mi? Duymadık öyle bir derneği diyorlar. O yüzden bu mecraların çok önemli olduğunu çok, düşünüyorum. Çok önemli. Çok çok ve, önemli. Ve her zaman bu derneklerin daha çok tanıtılmasından, kesinlikle. Daha çok bilinmesinden yanayım. Kesinlikle. Sizi davet ederken tabii ki öncelikle KADER'in tanıtılmasını hı-hı. istedim. Biraz da şeye denk geldi biliyorsunuz. 24. yılımızı kutladık. Evet, evet. Birkaç gün evet, önce. Evet, evet, evet. 24. yılımıza geldik ama acaba kimler daha KADER'i bilmiyorlar, tanımıyorlar? Evet. İstedik ki onları tanıtalım, tabii, anladım. Tabii, o yüzden tabii. de ben sevgili Banu Önkol
Önkol'a. Ben de bayağı olmuş biliyor musunuz? Sayın Önkol. 4 yıl falan oldu ya. Oo, 4, ne güzel. Oldu mu? 4 yıl olmuştur. Ben de bayağı bir kıdemli oldum artık. Birlikteyiz. 4 yıl da birlikteyiz. Nice nice 4 yıl. İnşallah, inşallah, inşallah. Kadını meclise aynen. Daha çok kadın sokacağız. Kesinlikle. Hep beraber. Hep birlikte. Evet, 24. yılımızı kutladık dedik. Ve geçenlerde sizin başkanlığınıza da denk geldi. Hı-hı. Önemli bir toplantı evet. Yaptık. Zoom evet. Toplantısı. Evet. Maalesef Zoom toplantısı. Maalesef artık hep Zoom böyle toplantısındayız. Birbirimizi görmeden, dokunamadan, gözlerine evet. Bakamadan yaptığımız bir toplantı. Evet. Ama koşullar böyleydi. Sayın Genel Başkan Nuray Karaoğlu. Buradan evet. Sevgilerimizi gönderelim. Evet, sevgilerimizi gönderelim. Sayın Nazik Işık hocamıza da buradan evet, sevgilerimizi selam gönderelim. Selam ve sevgiler çok çok. İkisinin de bir takım projelerini, fikirlerini aynen. Ve çalışmaları, geçmişe dönük aynen. Çalışmalarını paylaştığı bir toplantı evet, oldu. Evet. Bu toplantıdan biraz bahseder tabii misiniz? Ki, neler ben, konuştuk? Tabii ki. Öncelikle müsaade ederseniz ben kader kaç yılında kuruldu oradan bağlayıp tabii. Tekrar bu en son program şeyimize geçeyim. Tabii. Bizim programımıza tamam. Geçeyim. Tamam. Şimdi şöyle 1997 yılında Mart ayında İstanbul'da bir grup başarılı ve güçlü kadın. Bunların içerisinde farklı sektörlerde çalışan iş kadınları ve akademisyenlerin bulunduğu kadınların bir araya gelmesiyle kurulan bir dernektir. Önemli bir sivil toplum kuruluşudur kader. 1997'den bir yıl sonrasında da İzmir'de kuruluyor. O günden bugüne de bütün faaliyetlerine devam eden ve devam edecek olan önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Biz de bu bağlamda maalesef ki dünyamızın içinde bulunduğu bu pandemi süreci içerisinde bütün toplantılarımızı hepimizin olduğu gibi Zoom'dan yapmak zorunda kaldık. Bununla birlikte sizin de bahsettiğiniz gibi geçen dönemde bir toplantı yaptık ve genel başkanımızı ve İzmir Kent Konseyi Başkanımız Nazik Işık'ı davet ettik. Orada nelerden bahsettik? Bazı projelerimizden bahsettik. İsterseniz size kısa onlardan bahsedeyim. Lütfen, evet. Evet. Biz kader olarak neler yapıyoruz? Biz kader olarak öncelikle bizim çok önemsediğimiz siyaset akademilerimiz var bizim. Biz siyaset akademilerini düzenli olarak güncelliyoruz diyebiliriz. Düzenli olarak tekrarlıyoruz. Bu pandemiden öncesinde de biz yine İzmir'de Yaşar Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz bir programımız vardı. Orada da birlikteydik hep birlikte. Fakat pandemiye denk gelmesiyle birlikte onu da online programa aldık ve tüm Türkiye'de birleştirdik. Böyle devam etmek zorunda kaldık ama bundan sonra tekrar siyaset akademilerimiz devam edecektir. Daha sonrasında bizim çalışmalarımız var, projelerimiz var, araştırmalarımız var. Neler yapıyoruz? Kadınları daha çok sosyal hayatta daha aktif hale nasıl getirebiliriz? Daha görünür hale nasıl getirebiliriz? Çünkü nüfusumuzun yarısı kadın ise, sosyal alanda kadınlar yarı yarıya bulunuyorsa, peki karar mekanizmalarında ve siyasette neden kadın olmasın? Neden kadın eksik? Evet. Bunlar aslında çok önemli konular. O yüzden kader var. Tam da bu noktada işte kader var. Bizler Kader Genel Merkez'in bir projesi olarak mesela sizin alanınıza girdik. Sizin alanınıza nasıl girdik? Medyada kadını inceledik. Medyada programlarda kadın konuk sayısını inceledik. Neden az konuk kadın konuklara az yer veriliyor? Kanal. Bunlara baktık, sayılarına baktık. Bazı problemlerle karşılaştık. Bunların çok real olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. İşte konuk sıkıntısı gibi. Bununla ilgili de hemen bir çalışma yaptı bizim genel merkezimiz. Biz bir akademik bu konuda medyada kadın konuk havuzu oluşturuyoruz. Bütün illerden konularında uzman kadınları belirliyoruz ve bu kadınlarla bir havuzumuz oluşacak. Bundan sonraki televizyon programlarında da bu konuda bir sıkıntılar oluştuklarında, bizlere başvurduklarında bizler kendilerine rahatlıkla kadın arkadaşlarımızı, konularında uzman kadın arkadaşlarımızı referans verebileceğiz. Şimdi tabii kadın ve medya deyince işin ucu biraz da bize dokundu. Evet, bize atıfta bulundu. Evet.
Evet, biraz ben de kadın ve medya konusunda konuşayım. Kadın ve medya konusu gerçekten önemli bir konu. Ben bundan birkaç yıl öncesi İzmir Barosu'na da bu konuda sevgili Hülya Çağlayan Gültekin'e de buradan sevgilerimi iletiyorum. Sevgiler olsun Hülya ablamıza da. Evet. Onun vasıtasıyla İzmir Barosu'na bu konuda bir yazı yazmıştım. Dergide yayınlandı ve bütün Türkiye'de tüm barolara yayıldı bu dergi. Dediğiniz gibi medya ve kadın konusu önemli. Geçenlerde de yine bir PNR Life diye bir dergiye aynı konuyu yazdım. Medya konusu olunca böyle teklifler geliyor tabii haklı olarak. Doğrusu isterseniz ben ne kadar medyanın içinde olursam olayım ki bir süredir bu şeyin sektörün içindeyim. Çok hak veriyorum. Hak veriyorum, hem derneğim adına hak veriyorum hem şahsım adına hak veriyorum. Ve geçenlerde Instagram'da yapılan bir paylaşım vardı. Bir program tanıtımı, ulusal bir kanal. Yine çok popüler bir gazeteci ve televizyoncu isim. Baktım aynı isimleri haftalardır çıkarıyorlar. Kesinlikle. Ve sadece 4 erkeğin içinde bir kadın konuşmacı var. Ben de şöyle bir yorum yaptım. Neden hep aynı kadın konuşmacı? De özellikle bunu tercih ediyorlar. Hep aynı konuşmacıyı tercih ediyorsunuz. Ve neden bir kadın? Yani daha fazla kadın mı yok? Ya da bu çıkan hanımefendinin dışında başka uzman kişi mi yok alanında diye yazdım. Fakat maalesef cevap yok. Tabii ki gelmedi. O yüzden bu çalışma genel merkez tarafından başlatılan bir çalışmamızdı. O gün toplantımızda ben de izledim. Çok önemli, çok değerli bir çalışma. Şimdi savunacakları hiçbir alan kalmayacak diye düşünüyorum. Kalmadı tabii, kapatıyoruz. Yollarını kapatıyoruz. Yolları kapattık. Ekonomi konusunda mı istiyorsunuz? A kişiyi tabii öneriyoruz. Ki. Siyaset konusunda mı B kişiyi öneriyoruz? Eğitim konusunda mı C kişi? Evet. Sağlık konusunda mı D kişiyi öneriyoruz diye önereceğiz. Bakalım bunu bize mazeret olarak gösterebilecekler mi diye düşünüyorum. Bu konu çok önemliydi. Çok da güzel bir proje gerçekten. Ve bütün Türkiye'de yapacağız. Tabii ki, tabii bütün ki. Türkiye'de, bütün illerden teklifler gelecek. Kesinlikle, kesinlikle. Peki şimdi şeye sorabilir miyim? Konuşalım istiyorum Sayın Başkan. Siyaset Akademisi dedik ya, Yaşar Üniversitesi ile ortaklaşa bir siyaset akademisi yaptık. Burada neler konuşuldu? Daha çok hangi konuları aldık başlık altında? Örneğin bir kampanya nasıl yürütülür gibi. Bu mu vardı? Şöyle, biz siyaset akademilerinde öncelikle çok kısa tarihten başlıyoruz. Bir kere açılışımızı tarihle yapıyoruz. Bizler kimiz? Ülkemizin konumu, oradan başlıyoruz hocalarımızdan. Daha sonra tabii ki de çok önemli olan bu seçim adaylık süresince o süreci nasıl yönetmeliyiz? Sosyal medyada nasıl yönetmeliyiz? Bu bir kriz yönetimidir aynı zamanda. Bunu nasıl yönetmeliyiz? Bunların bütün hepsinin eğitimi veriliyor. Aynı zamanda bunun haricinde de dediğim gibi güzel konuşma, diksiyon eğitimleri, yerel yönetimler, işleyişleri, genel yönetimler, Büyük Millet Meclisi, verilen öneriler, tamamlanan projeler, eksik kalan projeler, şimdiye kadar yapılanlar, yapılmayanlar, yapılmak istenenler. Bunların hepsi siyaset akademilerinde güncelleniyor ve hepsi bizlere burada anlatılıyor. Bizler aslında orada hepimiz oturup ders çalışıyoruz. Hep birlikte bütün kadınlar olarak ders çalışıyoruz. O yüzden de söylüyorum, güncelliyoruz biz bu siyaset akademilerimizi diye. İşte gün geçmiyor ki yeni bir sosyal medya ağı gelsin, tanıtımlar o platforma yöneliyor. Biz de güncellemelerimizle bunları çalışıyoruz hep birlikte kadınlarla. Peki isterseniz şunu da söyleyelim Sayın Başkan. Bu siyaset akademisine sadece kader üyeleri mi dahil oluyor? Dışarıdan talep gelirse kabul ediyor muyuz? Yok, şöyle. Biz bu tarz çalışmalarımızda aslında hiç ayrımcılık yapmıyoruz. Bizim kaderin şöyle bir özelliğimiz var. Biz kadın paydasında birlikteyiz. Bizim için ne siyasi partisinin adı ne de bu tarz çalışmalarda kadın bizim dernek üyemiz olması bizim için değil. Bizde bu konuda ayrımcılık yok. Biz eğer gelmek istiyorsa ve siyaset yapmak istiyorsa, bir yerlerde aday olacaksa, biz kendisini seve seve desteklemeye, ona ne yapabiliyorsak, elimizden ne gelirse yardımcı olmaya hazırız. Bunun gibi dolayısıyla Siyaset Akademisi'nde de kader üyesi dışında da bütün kadınlarımızla buluşuyoruz seve seve.
Peki bu konuda eminim ki sorular gelecektir. Ve ben WhatsApp hattını hatırlatmak istiyorum. Girişte bunu söylemeyi unuttum. Sevgili izleyicilerimiz, eğer bu konuda sorularınız varsa, siyasete atılmak isteyenler, katılmak isteyenler, meclise gitmek isteyenler, muhtar olmak isteyenler, ki şimdi birazdan muhtarlık konusunda da gireceğiz. Lütfen bu hatta sorularınızı gönderebilirsiniz ya da sosyal medyada şu an izlemekte olduğunuz Facebook, Atürk Facebook Gazetem İzmir sayfalarına da sorularınızı ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. 0533 454 56 41. Tekrar ediyorum, 0533 454 56 41 nolu telefona sorularınızı gönderebilirsiniz. Evet. Peki şimdi siyaset akademisi dedik. Çok da yoğun bir talep oldu galiba. Çok yoğun talep oldu. Biz çok kalabalık bir ekiple başladık. Çok da güzel devam ediyordu. Ama maalesef bir 3-4 ders programından sonra pandemi dolayısıyla online'ı almak zorunda kaldık. Ama dediğim gibi hiç sıkıntı değil. Önümüzdeki günlerde önemli olan şu anda şu süreci sağlıkla atlatabilmek. Önümüzdeki süreçlerde tekrar neden olmasın, tekrar aynı üniversiteye ya da farklı üniversitelerimizde çalışmalarımız devam edecektir. Çok önemli çünkü siyaset akademileri. Kesinlikle çok önemli. Aslında siyaset akademilerini, Sayın Başkan, ben diyorum ki sadece siyasete yeni atılacakları değil, siyasette yıllardır var olanları da bu akademilere almak gerekiyor. Kesinlikle işte tabii ki. Siyasetin dili o kadar bozuldu ki. Evet, ve maalesef. Ve eğitim her geçen gün yenileniyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani teknolojik olarak o eğitim anlamında, bilgi anlamında dünya siyaseti de değişiyor. Evet. O yüzden bu akademilerin belki mecliste vekillere özellikle, ve tabii ki il başkanları, ilçe başkanlıklarına inecek şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda ne dersiniz? Tabii ki. Kesinlikle katılıyorum bu söylediklerinize. Şimdi biz Kader İzmir Şube olarak ziyaretlerimize başladık. Tüm siyasi partilerin il temsilciliklerini geziyoruz, ziyaret ediyoruz. İl kadın kollarını ziyaret ediyoruz. Bizim için onlar da çok önemli. İl kadın kollarımız da çok önemli ve onlara söylüyoruz. Onları derneğimize davet ediyoruz. Aktif siyaset yapan, İzmir'de aktif siyaset yapan tüm kadınlarımızı derneğimize bekliyoruz, çağırıyoruz. Dediğiniz gibi bunlarla birlikte tekrar yeni, yani daha önceden de siyaset yapmış kadınlarla birlikte, onların da çünkü öğreneceği bir şey var. Ben de kendim için de söylüyorum. Özellikle bu pandemi süreci bizi, hepimizi çok değiştirdi. Bakın, bundan önce hiç bilmezdik. Ben bilmiyordum Zoom programını ve ben Zoom programını pandemiden sonra kullandım. Şimdi hepimiz toplantılarımızı Zoom'la yapar hale geldik. Ne kadar önemli, ne kadar farklı. Belki kampanyalar değişecek. Farklı mecralarda kampanyalar yapacağız. Bunların hepsinin güncelleşmesi için eski yeni hep birlikte eğitime devam. Ben de varım. Evet. Ben de varım. Eğitimi mutlaka, eğitimde sizin yanınızda olacağımı zaten biliyorum, biliyorsunuz. Biliyorum. Bunu teklif etmeme bile gerek yok. Diksiyon eğitiminde ama bir arada maskelerimizi ve sosyal mesafemizi koruyarak bu dersi vereceğimi zaten söz verdim. İnşallah tarihlerimizde çok önemli uyarsa. Diksiyon eğitimi şart. Çok çünkü önemli. Şimdiki siyasileri izlerken televizyonlarda İnanın komik geliyor bazen kullandıkları ifadeler. Tabii ki yöresel şive başka bir şey. O başka. Yöresel ağız başka, o bir başka. Şey. O başka. Ama nedir? İstanbul Türkçesini, tabii. Türkçemizi çok iyi kullanmamız. Çünkü milli birliğimiz için dil birliği şarttır diye düşünüyorum. Orada bizi temsil ettikleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için orası tabii ki çok önemli. Örnek olmalılar. Kesinlikle. Her konuda, sadece dil anlamında değil, davranış anlamında kesinlikle, da. Her sabah kalktığımızda lütfen olumsuz bir şey duymak istemiyoruz. Evet. Yine bu sabah bir haber vardı. Evet, dün maalesef başka bir haber vardı. Örnek olunması gereken meclisimiz maalesef örnek bir tavır ve davranış sergilemiyor. Evet. Vekillerin çoğu diyeceğim, mutlaka hepsi değildi. Çoğu da erkek zaten. Kadınlar çoğaldıkça, kadınların sayısı çoğaldıkça oradaki atmosfer de kesinlikle değişecektir.
Çok haklısınız Sayın Başkan, Banu Hanım. Şimdi karnemiz var bizim, değil mi? Evet. Bir karne var. Evet, karnemiz kötü var. Sevgili izleyicilerimiz. Bunu genel başkanımız da açıkladı galiba. Evet. Sayın genel başkan da açıkladı. Sayın ilçe başkanı Banu Hanım da açıklayacak. Evet. Ben bir iki şey söyleyeyim, sonra size sözü bırakacağım yine bu konuda. Karnemiz kötü. Çok kötü. Yani biz evet 24 yılımızda 24. yılı kutladık. Evet. Fakat maalesef ki istediğimiz sayıda meclise taşıyamadık. Evet, İstediğimiz sayı meclise taşıyamadık. Sayın sevgili izleyicilerimiz, şu anda karnemizde arkada duruyor. Rakamlarla hiç uğraşmaya gerek yok. Evet, zaten 3 olmuş, 5 olmuş, 50 olmuş fark etmiyor. Evet. Çünkü karne kötü. Karne kötü. Çok kötü. Şimdi baktığımızda Finlandiya'da kurulan yeni hükümette 19 kadın, 19 kişilik hükümeti, 12'si kadın. Biden'a bakıyorsunuz, Amerika'ya. Evet. Ne hale geldi? Aynen. Bunca yıl hiç kimse düşünebilir miydi? Tabii. Hayal edilebilir miydi? Tabii. Amerika'da tabii. Böyle bir ihtilali benzer bir kalkışım olacak şeklinde. Buna rağmen Biden hükümeti hükümete geldi ve oturur oturmaz koltuğa Biden 3 Türk kadını en üst mevkiye getirdi. Evet. Bize baktığımızda mecliste %17, yaklaşık %17, yanlış hatırlamıyorsam %17 civarında. Evet. Ve tüm ülkeler arasında 117. sıradayız. Korkunç. Yine sınıfta kaldık. Küba ve Ruanda liderliği çekiyor, biliyor musunuz? Evet. Liderlikte önde, yani en çok kadın, mecliste en çok kadın bulunan ülkeler. Evet. Küba ve Ruanda. Evet. Karnemiz de kötü, ne diyeceksiniz? Karnemiz de kötü ama biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Yani şu anda karnemiz kötü ama biz kader olarak uzun yıllardır bizim böyle bir çalışmamız var. Her yıl 8 Mart'ta. Şu anda gördüğünüz gibi bir karnemiz var bizim. Bu karnemizi yayınlıyoruz. Buna devam edeceğiz. Biraz şapkamızı çıkartıp önümüze koyup kendimizi de eleştirmemizde yarar var diye, gerçekleri görmek açısından bu karneyi böyle görsel olarak görmeye ihtiyacımız var. Buna bakarak, bundan ders alarak daha ileriye, daha yapacak çok işimiz var. Yani bunlara baktığımızda görüyoruz ki daha çok çalışmalıyız. Daha aslında bizler yolun başındayız. Bize bu karne bunu gösteriyor aslında. Peki şunu sormak istiyorum. Tabii bu karne malum gördük. Karne durumda kötüyüz. Dolayısıyla mecliste de zaten yüzde olarak ve sayısal olarak kötüyüz zaten. Fakat enteresan bir durum da var. Katılacak mısınız bilmiyorum. Mecliste var olan kadınlar da etkisiz hale getirilebiliyor. Yani çok fazla belki konuşma söz verilemiyor ya da yeterince aktif olamıyorlar erkekler kadar. Bir de böyle bir sıkıntı da var ayrıca. Yani meclise gitmek tek başına yeterli değil galiba. Çünkü sayıları çok az. Evet. Yani birbirlerini belki orada birbirlerini daha yalnız hissediyorlar. Yani bir kadın olarak meclise gidiyorlar fakat orada tamamen erkek egemen bir ortam var. Bu da onları etkiliyordur diye düşünüyorum ki kendileriyle dönem dönem istişare, birçok siyasi partiden kadın milletvekiliyle istişarem sonrası onlar da kendilerini aslında orada yalnız hissediyorlar. İnanın bir kadın olarak meclise ziyarete gittiğinizde sizleri gördüğünde, karşıladıklarında inanılmaz bir enerji var. O kadar mutlu oluyorlar ki, yalnızlar çünkü onlar da orada. Onları orada yalnız bırakmamalıyız biz kadınlar. Sayımızın çoğalması gerekiyor. Sayımızı çoğaltmamız gerekiyor. Zaten amacımız ve kaderin de amacı daha çok sayıda kadını meclise taşımak olduğunu biliyoruz. Evet. Geçenlerde CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç konuğundu. Geçen hafta pazartesiydi, yanılmıyorsam. 8 Mart. Evet, 8 Mart. Mart özel bir gündü ve onun konuk olması tabii özel bir durum oldu. Bir kadın milletvekilinin. Tabii ki. Yaşadıkları zorluklardan da bahsettiler ve özellikle de dil konusunu söyledik. Yani mecliste siyaset dilinin çok artık sakinleşmesi gerektiğini, bu kaotik durumun, bu kavga dilinin bitmesi gerektiği konusunda da konuştuk. Evet, aynı düşüncedeler. Hep aynı, evet. Hep birebir, belki bireysel konuşumuzda kadın veya erkek herkes aynı görüşü oluyor ama nedense bir araya geldiklerinde, ki bugün sabah da mecliste yine bir olay olmuş, bir araya geldiklerinde bu tahammülsüzlük,
Nedendir onu ben de anlamıyorum, evet, açıkçası. Maalesef. Şimdi bu konuyu bırakalım. Meclise kadın taşıyacağız. Evet. Mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Çünkü çok çalışıyoruz. Evet. Evet. Zaten dönüp tarihe baktığımızda mücadeleler hep yıllarca yıl sürmemiş, evet, değil mi? Bizim ruhumuzda var zaten mücadele. Amazonluk var yani. Aynen. Bir Amazonluk var. Kaderin en önemli özelliklerinden biri de bütün kadınları Amazon olarak kabul ediyor. Kesinlikle. Hiçbir parti seçmiyor ve bütün parti mensuplarını eşit mesafede duruyor. Seve seve. Hepsini eşit mesafede duruyor. Evet. Peki şu soruyu soracağım, ondan sonra muhtarlık konusuna geçelim. Tamam. Bir kadın siyasete taşınmaması ya da siyasete katılmamasının önündeki engeller nelerdir? O kadar çok var ki. Çok var. Hani akşama kadar yayın yapabiliriz diyeyim ya da yarın. Yapalım. Kadınlar için, kadınlar için yapalım bu yayını. Tamam. Kadınlar için yapalım. Tamam. Sayın genel yayın yönetmenimiz, sayın koordinatörümüz de buradan onaylıyorlar bize. Evet. Yapacağız. Tamamdır. Şöyle söyleyelim. Kadınlar sosyal hayatta zaten varlar ve güçlüler. Kadın evde kadın, işte iş hayatında kadın. Sabah kalktık, ev işi, evi derledik, topladık, evin düzenini sağladık. Evet. Varsa çocukların düzenini sağladık, onların programlarını yaptık. Eşi işe gönderdik, onun günlük programını yaptık. Biz kendimiz hazırlandık, işe gittik. Ondan sonrasında akşam eve geleceğiz. Akşamki yemek ve ev organizasyonu, kıyafetler, program korkunç. Bu sadece ev içerisindeki sabahki karşılaştığımız. Oradan çıktık işte. İşte karşılaştığımız problemler, malum hepimizin bildiği bu işte de kendimizi ispat etme cam tavanlar. Sonrasında akşam eve geleceğiz. Tekrar evde bir organizasyon, ailecek masa başında buluşmamız gerekiyor. Ama bir de erkeğe bakın. Erkek sabah kahvaltısını yapıyor, giyiniyor, süsleniyor, çıkıyor, işine gidiyor. Ondan sonra siyasetini yapıyor, akşam eve geliyor. Her şey belirli bir düzen içerisinde. O düzeni kim kuruyor? Kadın. Kadın bunun içerisinde ne yapmaya çalışıyor? Bir de siyaset yapmaya çalışıyor. Kadın hem kendiyle yarışıyor, hem bir de siyaset yapmaya çalışıyor. Bu yüzden kadının işi gerçekten çok zor. Kadınlar zoru başarıyorlar aslında. O yüzden bizler güçlü insanlarız, güçlüyüz. Ve yılmadan, usanmadan devam etmek zorundayız. İnatla bu mecrada, karar mecralarında ve siyasette kadınlar olacaktır. Şimdi izin verirseniz WhatsApp'a bir mesajımız gelmiş. Tamam. Çok fazla mesaj alamıyor. Evet, mesajlar gelmiş fakat iki mesaj alalım. Tamam. Sonrasında yine devam edelim sohbetimize. Evet, diyor ki izleyicimiz aslında bu konuyu konuştuk ama herhalde yorum yapmak istemiş kendisi. Meclise de girse kadın siyasetçiler maalesef etkili olamıyorlar gibi görüş bildirmiş. İşte orada ben sayısal olarak azlıklarından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü çok azlar. Yani kadın olarak giriyorlar ama tamamen erkek egemen bir toplumda, bir grup içerisinde. Onlar da kendilerini o anlamda ifade edemiyorlar. Bu da çok normal diye düşünüyorum. Sayıları çoğaldıkça bu sıkıntı kesinlikle bitecektir. Kesinlikle. Şimdi konuşacağımız konuyla alakalı hem bu soruyu soralım, tamam, hem de bunu konuya konuşalım isterseniz. Tamamdır. Evet, muhtarlığa adaylığını koymak istiyormuş. Hı hı. Nasıl başlamam lazım? Neler yapmam gerekiyor? Muhtarlık çok önemli. Çünkü siyasetin temel taşlarından bir tanesi. İlk başlangıcında çok önem verdiğimiz ve çok kıymetli bir alan muhtarlık. Bunun için öncelikle arkadaşımızı tebrik ediyorum bu düşüncesinden dolayı ve kutluyorum. Eğer bize ulaşırsa Kader İzmir Şube'ye onunla istişare halinde ona destek olabiliriz. Biz Kader olarak muhtarlık eğitimleri veriyoruz. Seçim dönemlerinde de muhtar olacak olmak isteyen bütün kadınlarımızla aynen siyaset akademisinde olduğu gibi tekrar onlar bu propaganda süreçlerini nasıl yürütecekler, sosyal medyada nasıl kullanılacaklar, kendilerini nasıl ifade edecekler, projeleri neler olabilir, bu konularda kendilerine destek veriyoruz.
Bizim hatta kader olarak geçmiş dönemlerde projemizde vardı. Mahallenizdeki kadın muhtarı destekleyin dedik biz. Herkese bunu önerdik, böyle başladık. Öncelikle çünkü hani bu şey gibi düşünebiliriz biz. Önce herkes kapısının önünü süpürsün gibi. Önce herkes mahallesinde bir kadın muhtarı, kadını bir muhtar yapsın. Ondan sonra biz zaten ilerleyeceğizdir. Bu buradan başladığımız sürece devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi özellikle kadınlara siyaset dediğimiz zaman muhtarlık bir öncelikle tercih oluyor. Tabii ki çok daha da güzel. Daha mı kolay ulaşabildiklerini düşünüyorlar? Yani siyasete eğer devam etmek isteyecek iseler, hizmet etmeli. Evet, birinci amaçları belki hizmet etmek olabilir ama ikincisi siyasete devam edeceklerse muhtarlığı birinci adım olarak mı görüyorlar? Şimdi şöyle, mutlaka öyle gelen büyük bir kesim vardır diye düşünüyorum ve çok büyük saygı duyuyorum ben. Çünkü muhtarlık gerçekten çok önemli. Birebir halkla iç içe olan siyasette ilk baştaki muhtarlar geliyor. Muhtarlık çalışma mesai saatleri içinde kadınlar için maalesef hani sosyal hayatta bir taraftan ev hayatını düzenleyen kadınlar için de daha iyi diye düşünüyorum. Herhalde o yüzden daha çok tercih edilen bir alandır diye düşünüyorum ben. O zaman yine tavsiye edelim. Yani, tabii ki, tabii ki. Lütfen, lütfen. Siyasetçilere eğer siyasete gireceklerse muhtarlıkta başlayabileceklerini bilsinler ve bu konuda da kaderden destek alabilirler. Tabii ki, seve seve bizlerden destek alabilirler. Evet, belki eğitimlerimiz şu an yok ama... Her daim bizler onlara, bizim derneğimize de geldiklerinde bizler onlara kişisel olarak da desteklerimizi verebiliriz. Seve seve, canı gönülden. Şimdiden de bakın, ben bu konuda herkese şunu söylemek istiyorum. Lütfen son anlara kalmayın. Eğer gerçekten böyle bir talebiniz ve böyle bir isteğiniz, amacınız varsa lütfen şimdiden başlayın. Çünkü bu gerçekten uzun soluklu çalışma gerektiren bir süreç. O yüzden vakit nakittir, şimdiden başlayabilirsiniz. Peki artık zaman çok ilerledi, biliyor musunuz? Ha. Programın son dakika, evet, son dakikalarına geldik. Ne çabuk geçti. Evet, çok çabuk geçti. Çok çabuk geçti denince o program güzel geçti. Evet, evet, gerçekten. Umarım sevgili izleyicilerimiz de bu konuda memnun kalmışlardır. Şimdi Kader Derneği'mizi tanıttık. Kader neler yapıyor ve bundan sonra neler yapacak, projelerinden kısaca bahsettik. Kadının siyasete atılmak istediğinde önündeki engellerden bahsettik. Evet. En önemli engeller ekonomik nedenler. Kesinlikle. Bu ekonomik, ekonomi konusunda bir çözüm bulmak gerekmez mi acaba? Bunu meclise bir sunmak mı lazım? Ya da bir teklif mi götürmek lazım? Ya da nasıl bulunabilir? Ortak bir havuz mu oluşturmak lazım? Kadın siyasetle çok ilgili fakat ekonomik olarak mümkün değil. Sponsor ya da başka birileri tarafından ekonomik yardım aldıklarında da maalesef ileride o onun aleyhine, kesinlikle, aleyhine dönebiliyor. Bu da tercih edilen bir sistem olmamalı zaten. Kesinlikle. Olmamalı ama siyaset de yapmak istiyor. Şimdi bu konuda şöyle, bizim taleplerimiz oluyor zaman zaman siyasi partilere. Aday olmak isteyen kadınlardan ve bazı siyasi partiler de bunu gerçekleştiriyorlar. Bunların sayısının çoğalmasını temenni ediyoruz. Aday olmak isteyen kadınlardan mesela adaylık ücreti alınmıyor. Mesela bununla başlıyor. Ama tabii ki bu süreç çok ciddi bir ekonomi isteyen bir süreçtir. Yani bu yatsınamaz. Onun için kadınlar işte her alanda güçlü olmalı. Ayakları üzerinde duran kadınlar olmalı. Bunun için de en başa dönmeliyiz. Meslek edindirme kurslarımız. Bunlarla destek olabiliriz kadınlarımıza. Bunun dışında evet, zor bir mecra. Ekonomi çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Bir de ekonominin yanında tabii eş ve çocuk baskısı destek, da var. Yani destek. Yani eş destek olmalı. Çocuklar da eğer büyükse de tabii ki anneye yardım etmeliler ki siyasete ayırabilecek vakti olsun. Tabii. Çünkü çok ciddi bir süreç bu süreç. Manevi destek de çok çok önemli. Çünkü siz ailenizden süreç alıyorsunuz, evlatlarınızdan süreç alıyorsunuz, anne ve babalarınızdan süreç alıyorsunuz. Onların ömürlerinden süreleri alıyorsunuz. Onlarla paylaşmak yerine ülkeniz için daha iyi nasıl hizmet edebilirim çabasındasınız. Aslında
çok ciddi ve çok saygı duyulması gereken bir mecra diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Evet. Peki programımızın sonuna geliyoruz. Dedik geldik de. Evet. Banu Hanım, ben size bırakıyorum. Mesajlarınız, vermek istediğiniz mesaj, sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz neler var? Orta kameraya bakarak lütfen söyleyin. Ben tekrar teşekkür ediyorum hepinize bu güzel konuklamanız için, ağırlamanız için. Bugün için ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de söylemeden asla geçemeyeceğiz. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anma günü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, saygıyla anıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok ben de birkaç cümle söyleyeyim. Tamam. Programımızı kapatacağız. Sevgili izleyicilerimiz, bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi dedik. Programın başında olduğu gibi yine söylüyorum. Tüm şehitlerimizin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün konuğumuz Kader İzmir Şube Başkanı Sayın Banu Önkol idi. Kader'i tanıtmaya çalıştık. Kadın Adayları Destekleme Derneği'ni tanıtmaya çalıştık. Kadınların siyasete nasıl hazırlanırlar, neler yapmaları gerekir? Lütfen biraz cesaretli olun dedik. Evet, kesinlikle. Ve lütfen evet cesaretli olun. Aday olmakla birlikte kadın olan adayları, özellikle kadınların da desteklemesi gerekir. Tabii. Bu da eksik bir konu kalıyor diye düşünüyorum. Şunu söyleyebiliriz, çok özür diliyorum. Kadınlar yalnız değiller, kader var. Evet, çok güzel bir sloganla da kapatmış olacağız programı. Tüm sorularınız varsa aday olmakla ilgili ya da siyasetle ilgili ya da muhtarlıkla ilgili lütfen Kadın Adayları Destekleme Derneği sayfasına mesaj gönderip sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Seve seve. Diyelim haftaya yeni bir konu ve konukta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.